Birinci Dünya Savaşı öncesinde ittifak ve itilaf devletleri ile ilgili verilen bu haritaya bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Osmanlı Devleti'nin savaşın başında tarafsızlığını korumayı başardı. Arkadaşlar ittifak devletlerinin yanına sonradan savaşa giren bir devlet arkadaşlar Osmanlı Devleti. Demek ki savaşın başında bağımsızlardır diyebiliriz. İtalya'nın savaş sırasında istikrarsız bir dış politika takip ettiğini de tabii ki söyleyebiliriz. Çünkü taraf değiştirilmiştir. Devletler arasında yer alacak. İttifak bloğunun coğrafi konumları gereği itilaf devletleri arasında iletişim sağlamasını engelledi. Arkadaşlar özellikle Avusturya Macaristan'ı görüyorsunuz. E, onlar ittifak grubunda Almanya'da aynı şekilde. Ancak Rusya ve Fransa gördüğünüz gibi Almanya ve Avusturya Macaristan'dan dolayı iletişim kuramayacak konumdalar. Bu yüzden tabii ki 3. öncüle de ulaşabiliriz. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Birinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan yeni siyasi durumu gösteren bu haritaya bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Avrupa siyasi haritasında değişiklikler yaşandığını tabii ki söyleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü pek çok devlet ortaya çıkmış gördüğünüz gibi doğru. İmparatorlukların parçalanarak yeni devletlerin kurulduğunu da tabii ki söyleyebiliriz. Ee, mesela Avusturya Macaristan arkadaşlar parçalanmış gördüğünüz gibi. Osmanlı Devleti aynı şekilde dağılacak. SSCB'nin geniş yüz ölçümü ile Avrupa coğrafyasına siyasi üstünlük kurduğunu söyleyemeyiz. Çünkü sadece burada geniş bir yüz ölçümüne sahip olduğunu görebiliyoruz. Siyasi olarak üstün olup olmadığını söylememiz mümkün değil. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Birinci Dünya Savaşı'nda ittifak ve İtilaf devletlerinin askeri istatistiklerinin verildiği bu tabloya bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? İttifak devletlerinin askere alınan kişi sayısına oranla daha fazla askeri kayıp verdi. Bakın arkadaşlar kişi sayısını görüyorsunuz verdikleri zayiatı da görüyorsunuz. Tabii ki alınan kişi sayısına oranla verilen zayiat daha fazla olmuş oluyor. Doğru. İtilaf devletlerinin mevcut asker sayısının %50'sini savaşta kaybettiğini de söyleyebiliriz. 42 milyondan 21 milyonu kalmış arkadaşlar doğru. İttifak devletlerinin itilaf devletleri karşısında askeri üstünlük sağladığını tabii ki söyleyemeyiz. Gördüğünüz gibi arada çok fazla fark var. İttifak devletlerinin asker sayısı çok daha az. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Mondros Ateşkes Anlaşması'na göre işgal edilen yerler ile ilgili verilen bu haritaya bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? İngilizlerin petrol bölgelerinde sömürü düzeni oluşturmak istediğini tabii ki söyleyebiliriz. Gördüğünüz gibi özellikle Irak toprakları üzerine yoğunlaşmışlar. Osmanlı egemenlik haklarının göz ardı edildiğini tabii ki söyleyebiliriz. Çünkü Mondros Ateşkes Anlaşması'na göre bu işgal edilen yerlerle birlikte Osmanlı Devleti resmen parçalanmış durumda arkadaşlar. Yapılan paylaşım planında Ermeni ve Rum azınlıkların da haklarının gözetildiğini tabii ki yine söyleyebiliriz. Çünkü Ermenileri görüyorsunuz. Rumlar yani Yunanlar da bu bölgelerde etkinler. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır.